Merhaba arkadaşlar. Uğur Elektronik definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Benim adım Uğur Kılaç. Yine YouTube'daki Uğur Elektronik'in kanalında daha doğrusu sorulan bir soruyla başlayalım videomuza. Arkadaşlarımızdan bir tanesi sormuş. Dedektörler neden altını görmekte zorlanıyor? Evet arkadaşlar, bu soru önemli bir soru. Bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de aşağı yukarı 100'e yakın dedektör satıcısı var. Yine 10-15 taneye yakın da imalatçı var. Bu satıcıların hepsinde her marka dedektörü bulabilirsiniz. İster yerli ister yabancı üretim hiç fark etmez. Aslında farklı amaçlar için yapılmış dedektörler ama tabi Türkiye'deki satılış amaçları biraz daha farklı. Hobi amaçlı yapılmış veya işte çocuklar oynasın diye yapılmış bir dedektörle çok ciddi define arama işine kalkışmış insanlar var. Öncelikle bunu bir hatırlatayım size. Bakın arkadaşlar, define gizlenmiş, saklanmış, defnedilmiş, gömülmüş kıymetli nesne demek. Ve bizim ülkemizde çok ciddi anlamda defineler mevcut. Bizden önceki azınlıkların veya medeniyetlerin hazinelerini, kıymetli eşyalarını sakladıklarını biliyoruz. Biz şu anda onları arıyoruz, işin aslı. Ve bunları ararken de toprağın altına gömüldükleri için veya bir kayanın içine kondukları, saklandıkları için o cismin, yani o kayanın, o toprağın içinden o metalleri görebilecek cihazlara ihtiyaç duyuyoruz. Biz bunlara dedektör diyoruz. Veya yeraltı görüntüleme sistemleri. Her defineci elindeki cihazının, dedektörünün altını görmesini, altını ayırt etmesini istiyor. Toprağı ekarte edecek, yok edecek, topraktan etkilenmeyecek. O taş yapıdan, o sudan, o mineral maden yapısından toprağın etkilenmeyecek. Ve içinde saklanmış metali görecek. Önemli olan birinci etken zaten toprak. Yani definenin içine saklandığı, gömüldüğü o yapı. Toprak, taş, yapı. En önemli kısım burası. Öyle bir cihazınız olmalı ki o toprağı tanımalı, o toprağı yok saymalı, o toprağı ayar yapabilmeli, o toprağı, o zemini artık ortadan kaldırmalı. Yani göndereceği, oluşturacağı frekansın o toprak tarafından etkilenmiyor olması gerekiyor. Sizin cihazınız açıldığı andan itibaren önündeki en büyük engel, yani o sert kütlenin varlığını ortadan kaldıracak ki onun bağrında, onun içinde, onun sinesinde saklanmış olan metali görsün. Şu ana kadar yapılmış olan birçok cihaz aslında 25-30 santimin altını görmüyordu. Teknolojik olarak en fazla bu kadar derini görebilen, frekans üreten cihazlar yapıldı bugüne kadar. Ama son 5-6 yıldır diyeyim size, çok daha derini görebilen cihazlar yapılabiliyor artık. Özellikle biz Uğur Elektronik olarak çift, yani D sistem dediğimiz çift sarım, VLF diyorlar bunlara, indüksiyon balans diyorlar, sistemlerle derin arama cihazları yapıyoruz. Bizim cihazlarımız maksimum 3,5-4 metreyi görebiliyorlar. Tabi başlık çapı biraz daha büyüdüğünde daha derini görebiliyor cihazlarımız. Bizim cihazlarımız toprak ayar yöntemiyle çalışıyor arkadaşlar. Yani ilk etaptaki o sert zemini ortadan kaldırabiliyoruz. Onu artık yok sayıyoruz. Biz buna toprak ayarı, zemin ayarı, balans diyoruz. Bunu yaptıktan sonra, hallettikten sonra artık toprağın içindeki metali bulmaya geliyor iş. Evet, dedektörümüz ikinci aşamada orada gömülü olan metali görüyor, buluyor, tespit ediyor. Üçüncü aşama, definecilerin en çok istediği şey, metali cinsine göre ayırsın. Kıymetli, kıymetsiz, altın. Biliyorsunuz bugüne kadar bu ayrımda da sıkıntı vardı hep. Kıymetli ve kıymetsiz diye ayrım yapabiliyor bizim cihazlarımız. Hatta bu puls cihazlar biliyorsunuz demir ve demir olmayan
diye ayrım yapabiliyorlar. Bakmayın şimdi bazı çakmaları çıkmış, altını da ayırt edebiliyormuş pus cihazlar. Sakın inanmayın. Puslar altını ayıramaz arkadaşlar. Ona itibar etmeyin. Bir tek VLF veya indüksiyon balans dediğimiz cihazlar ancak altın ayrımı yapabilirler. Onlar da altını, bakın, genel arama bölümünde tespit ettikleri derinlikten ayırt edebilirler. Yani önce algılayacaklar onu. Cihaz emin olacak oradaki metalden. Net onu görebilecek. Onun algıladığı derinlikte olacak o metal kütle. Ayrıma geçirdiğiniz zaman cihazı ancak oradan ayırabilir. Zayıf algılıyorsa altını ayıramaz. Hiçbir VLF veya işte indüksiyon balans cihazı. Unutmayın bunları. Bakın burada bazı dedektörlere ait kartlar var. Görüyor musunuz? Komplike bir sistem arkadaşlar bu. Böyle bir kartı oluşturmak, böyle bir şemayı çizmek, böyle bir devreyi tasarlamak, üzerindeki malzemelerin, üzerinde kullandığınız kondansatör entegrelerin nerede, nasıl kullanılacağını bilmek, bunları yerlerine yerleştirmek ve birbirleriyle haberleştirmek, inanın çok sıkıntılı bir iş. Yani dedektör çok basit bir cihaz değil aslında. Dedektör komplike bir sistem. Anakartıyla, işlemcisiyle bir bütün halinde çalışan bir sistem. Bakın görüyor musunuz? Küçücük bir kart. Bakın işlemcisi ne kadar küçük. Bakın. Bu tür kartları tasarlayan ve yapan bir firmayız biz. Biz tüm cihazlarımızın kartlarını oluşturuyoruz. Ana şemalarını biz oluşturuyoruz. Bakın burada bir şehir var. Görüyor musunuz? Buradaki tüm yollar birbirleriyle bağlı. Bakın aynı bir şehir planı gibi. Görüyor musunuz? Hepsi birbirleriyle haberleşiyor. Bakın yollar var. Ve en son ekranda siz bazı şekiller, yazılar görüyorsunuz. Bütün bunları tasarlayan bir firma aynı zamanda Uğur Elektronik. Yani cihazlarını, kartlarını kendisi oluşturuyor. Uğur Elektronik bir Ar-Ge'ye sahip. Nasıl çalışacağını, ekranda ne göstereceğini, sizin anlamanız için 2 ve 3 boyuta nasıl getireceğini yazılımsal olarak da yine biz kendi Ar-Ge'mizde gerçekleştiriyoruz. Yani dedektör dediğiniz zaman bir sapın üzerine monte edilmiş plastik bir kutu, bir de altında bir coil, bir başlık görüyorsunuz ama geri planda inanın çok uzun yıllar uğraşılmış, çaba sarf edilmiş bir sistem var. Bunu taklit etmek, kopyalamak inanın o kadar kolay değil arkadaşlar. Zor bir mesele. İndüksiyon balans ve VLF'ler çok zor cihazlardır. Bakın şu anda piyasada bir sürü puls var. Her önüne gelen puls yapıp satıyor. Puls cihazın kartı şu kadar bir şeydir. Bakın. Ha, bu kadar bir karttır. Bazı firmalar şu anda sadece bu kartı satıyorlar. A firmasına veriyor. O Alibaba diye bir cihaz üretiyor. Aynı kartı B firmasına veriyor. Bu da 40 haramiler diye bir cihaz üretiyor. Aynı kartı C firmasına veriyor. O da hadi bakalım kardeşim diye bir cihaz üretiyor. Yani bir tane kartı farklı insanlara, farklı firmalara, firmaymış gibi görünen şahıslara veriyor bazı uyanık arkadaşlarımız. Bunu da zaten internetten indirmişler. Pulse sistemden internete çok indirip siz de yapabilirsiniz. Pulse çok zor bir cihaz değildir. Herkes kutusunu değiştiriyor. Üzerine bir kılıf koyuyor, bir kutu ekliyor. Bir ekran tasarımı yapıyor. Arayüz tasarlıyor. Yeni bir cihazmış gibi piyasaya sürüyor. Arkadaşlar şu anda piyasada mevcut puls sistemlerin çoğu aynı yerden türemiş, farklı kutuların içine girmiş tek sistemdir. Yani tek karttır aslında. Bir iki tane firma var, onlar satıyorlar. Puls cihazlar çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Derinden algılar mı? Evet derinden algılar. Ayrım yapamazlar ama büyük kare başlıklara ihtiyaç duyarlar derinden algılamak için. Yani bizim gibi D sistemle 43-45 santimlik başlıklarla derinden algılayamaz pulslar. Şu ana kadar derinden algılayabilen puls sistem bir tek Garrett'in cihazlarını gördüm. Bir de Minerlap'ın bir iki modeli var. O da maksimum derinliği 1 metredir. Haberiniz olsun. Daha derini görmezler. Ama bizim cihazlarımızla inanın 3 metre, 2,5 metre, 3,5 metreden
metal alan insanlar var. Biz de dahil olmak üzere buna. Evet. Altını neden görmüyor dedektörler arkadaşlar? Altın toprakta çürümüyor. Okside olmuyor. O yüzden dedektör onu görmekte zorlanıyor. Unutmayın. Dedektörler çürüyen metalleri derinden algılarlar. Altın çürümediği için onu derinden algılamıyor. Ana kütlesini, altının ana kütlesini görmek zorunda. Şöyle söyleyeyim size. Şu bir altın, şu bir demir, öyle anlatayım. Şu bir demir. Bunu toprağın içine koydunuz. Çürüdüğü zaman şöyle büyük bir alanı, bakın şu sarı alanı zehirliyor. Kendi manyetik alanı ile etkiliyor burayı. Artık dedektörünüz şu sarı alanı da şu demirmiş gibi görmeye başlıyor. Anladınız mı? Ama bakın altın öyle değil. Altın bu kadar çapı diyelim. Bunu 100 yıl önce toprağa gömdünüz. Üzerinden 100 yıl geçti. Çapı yine bu kadar. Sizin dedektörünüz bu çapta bir metali kaç santimden görüyorsa o derinliğe gömülmüşse ancak bunu algılayacaktır. Altınsa. Onun dışındaki derinliklerde bunu artık görmeyecektir. Yani bir tane çeyreği, bakın bir tane çeyreği bir metreden göremezsiniz. Bir tane bileziği 1,5 metreden göremezsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ama küçücük bir demir parçasını çapından, bakın çapından çok büyükmüş gibi algılar dedektör ve onu derinden görebilirsiniz. Paslanan metallerin, çürüyen metallerin çoğu böyle. Evet, bir sorunun daha cevabını verdik arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.